Öğretmenler olarak mesleki çalışmalarda, seminerlerde bulunmak ve yeni eğitim-öğretim sürecini yüz yüze planlamak tabii ki çok istediğimiz bir durum. Ancak okullardaki toplantı salonlarının, öğretmenler odalarının fiziksel mesafeyi koruma noktasında yeterli olmadığını ve buna ilişkin gerekli çalışmaların yapılmadığını, okullarda temizlik, dezenfektan işlemlerinin tamamlanmadığını görüyoruz. Aslında yüz yüze eğitimle ilgili tüm sorularımız mesleki çalışmaların okullarda yüz yüze yapılma noktasında da geçerli ve buna ilişkin de Milli Eğitim Bakanlığı hangi hazırlıkları yaptığı noktasında bir yanıt vermemiş durumda şu anda. 1 milyonu aşkın öğretmen arkadaşımızın mesleki çalışmalarda olması ile ilgili bir süreçle karşı karşıyayız. Seminerleri eğer gerekli önlemler alınmadığı durumda evet online'da çevrim içi de yapmanın çok mümkün olduğunu biliyoruz. Bu uyarıyı da yine paylaştık defalarca. Örneğin risk grupları tespit edildi mi? Öğretmen arkadaşlarımıza yönelik ve risk gruplarına yönelik bir çalışma yapıldı mı? Mesleki çalışmalar yapılmadan önce bütün arkadaşlarımıza test uygulanacak mı? Covid-19 bir meslek hastalığı olarak kabul edilecek mi? Toplantı salonları ve bütün ortak kullanım alanları fiziksel mesafenin korunmasına uygun hale getirildi mi? Okullarda gerekli temizlik ve dezenfekte işlemleri yapıldı mı? Sürekli açıklamalar yapılıyor Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Ama yaşanılan sağlık kaygılarına ilişkin hangi önlemleri aldıklarına dair herhangi bir somut açıklama yapılmıyor. Bu gerçekten çok ciddi, çok temel bir sorun. Gerekli tüm bu çalışmalar yapılmadan, gerekli önlemler alınmadan öğretmenlerin okullara çağrılması hem öğretmen arkadaşlarımızın sağlık hakkı açısından hem de tüm toplumun sağlık hakkı açısından çok temel bir sorun olarak şu anda önümüzde duruyor. Öğrencilerimizin evet eğitim hakkını savunuyoruz ama eğitim hakkıyla birlikte hem öğrencilerimizin hem de tüm eğitim ve bilim emekçilerinin sağlık hakkında birlikte savunarak bir hat ve mücadele örmeye devam edeceğiz.